Münafık sosyal medya hesaplarından Müslümanları takip etmek istemez. Sosyal medya platformlarında kendilerini Müslüman olarak tanıtmaktan titizlikle kaçınan ve hatta bu durumdan ciddi şekilde sıkıntı duyan münafık, bilgisayarını açtığında, internete girdiğinde ya da kendi sosyal medya hesaplarına baktığında asla kendisine Allah'ı hatırlatan ve Kur'an ahlakını anlatan bir bilgi görmek istemez. Ancak münafık kendini Müslümanlardan biri gibi göstermesi ve dindar olarak tanıtması gerektiğini de farkındadır. İşte bu zorunluluk münafığın en tahammül edemediği ve ciddi şekilde öfkelendiği konulardan biridir. Ancak buna rağmen zaruri gördüğü için çevresindeki Müslümanlarla sosyal medya üzerinden takipleşmek ve onların Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda yaptıkları arkadaşlık tekliflerini kabul etmek durumundadır. Fakat bu durumun ortaya çıkardığı tablo münafık için daha da içinden çıkılmaz ve tahammülü zor bir durum oluşturur. Çünkü bilindiği gibi Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında arkadaş olarak kabul edilen ya da takip edilen kişilerin tüm paylaşımları ister istemez karşı tarafın ana sayfasında çıkar. Bu durumda kişi arkadaş listesinde olan ya da takip ettiği herkesin her paylaşımını an an görmek zorunda kalır ve Müslümanlar da düzenli olarak İslam'ı ve Kur'an ahlakını tebliğ ettikleri, küfrün ve münafıklığın çarpık felsefesini anlattıkları için Münafık sürekli bu paylaşımlarla yüz yüze gelir. İşte bu da münafığı çileden çıkarır. Çünkü bu şartlarda kaçtığı her türlü bilgi onu bulmakta, duymak ya da görmek istemediği her türlü rahmani konuyu istemeden okumak durumunda kalmaktadır. İşte münafığın buna bulduğu akılsızca çözüm de takip ettiği ya da arkadaş olduğu Müslümanları yavaş yavaş ve sezdirmeden arkadaşlıktan ve takipten çıkarmaktır. Bazen de bununla yetinmez ve öfkesinden dolayı Müslüman kişilerin sayfalarını bloke ederek engeller. Ancak bunun fark edilmesi ve dikkat çekmesi ihtimaline karşı münafığın hazırladığı şeytani bahaneleri vardır. Örneğin internetteki bir sistemin onun herhangi bir müdahalesi olmaksızın otomatik olarak bu kişileri arkadaşlıktan çıkardığını ya da engellediğini iddia eder. Hatta karşı atak yaparak asıl karşı tarafın kendisini arkadaşlıktan çıkardığını ya da bloke ettiğini iddia ederek kendisini savunmaya çalışır. Pratikte böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi teknik açıdan mümkün olmadığı halde bu bahanelerin aksini ispat etme imkanı olmadığı için münafık sinsice eylemini tamamlamış olur. Münafığın arkadaş listesinde Müslümanların olmasını istememesinin bir sebebi de küfürdeki dostlarına Müslümanlardan yana bir kişiymiş gibi görünmek istememesidir. İnsanların acaba bu kişi kimleri takip ediyor diye merak edip baktıklarında kendince inkarcı dostlarına karşı sükse yapabileceği küfrün önde gelenlerinin görülmesini ister. Arkadaş listesindeki Müslümanlarla küfürden olan kişilerin sayısı kıyaslanacak olursa Müslümanların birkaç kişiyi geçmediğinin, çoğunluğu ise inkar edenlerin oluşturduğunun görülmesini hedefler. Müslümanlar elbette ki münafığın tüm bu oyunlarını ve tüm bunlarla nasıl bir sonuç elde etmeye çalıştığını açıkça fark ederler. Ancak şunu unutmamak gerekir ki münafığın İslam'ı anlatan paylaşımlar yapmaktan kaçınması, İslam'ın yayılmasını, insanların akın akın Kur'an ahlakına yaklaşmalarını asla engelleyebilecek bir eylem değildir. Münafığın bu durumu kafasını kuma sokmuş deve kuşunun akılsızlığına benzer. Münafık bu oyunlarıyla İslam'ın tebliğini sadece kendisinin görmesine engelleyebilir. Ancak diğer yandan on binlerce insan Müslümanların samimi paylaşımları vesilesiyle küfrün ve münafıkların oyunlarını fark edip İslam ahlakını yaşamaya başlar.